Sonuç değişecek mi? Tekrar bakıyorlar süreye. Çok ince bir çizgi var orada. Çok ince bir süre. Son kararı hakemler verecek tabii ki ama buradan bizim gördüğümüz kadarıyla haklı bir itirazdı. Bakalım sonuç değişecek mi? Eskiden bu zamanla ilgili korna uygulaması vardı. Evet. O olsaydı şu anda gerek kalmayacaktı. Olarak, evet. Kesin ve net bir şekilde karar verilebilirdi. Evet sevgili seyirciler, konuğumu tekrar sizlere takdim ediyorum. Uluslararası turnuvayı yaptığımız rahmetli Yaşar Doğu'nun oğlu Avant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Gazanfer Doğu konuğumuz. Sayın Doğu, siz de bir dönem çocukluğunuzda güreş yaptınız. Her Türk çocuğu gibi kara kucak yaptınız. Ve hayır, şu anda binler güreşi yaptım. Binler güreşi yaptınız. Milli takım kampına kadar yükselmiştim. Benim için özel bir şu anda yaşadıklarım. Yaşar Doğu turnuvasında sizle beraber burada karınca kararınca katkıda bulunabilirsem bir mutlu bana. Ve çok mutluyum. 38. olan bu turnuvada hala uluslararası ilgi devam ediyor. Bakın 300 civarında sporcu katılmış. 24 ülke ve bunlardan daha da önemlisi bugün dünya güreşinde söz sahibi olan Azerbaycan, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve bu turnuvanın içinde hem de dünya şampiyon güreşçileriyle birlikte gelmişler. Çok güzel bir duygu bu. Evet, dün çok sıkı maçlar oldu. Burada dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları yenildi değerli izleyenler. Çok sıkı bir turnuva. Yaşar Doğu turnuvasına özellikle genç güreşçilerle katılıyor ülkeler ve A milli takımlara monte edilecek güreşçiler burada deneniyor. Bakın sonuç değişmedi ve 60 kilonun finalinde Azeri ve İranlı güreşçiler 3. devre pozlarını paylaşacak. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda 60 kilonun finalinde 3. devre şimdi başladı. Kırmızı mayolu Azeri Zeliman Hüseyinov, mavi mayolu İranlı Zarin Ahmedi karşısında altın madalya mücadelesi veriyor. Büyük şampiyon Yaşar Doğu'nun kızı Yaşar Doğu'nun kızı Sayın Ruhi. Evet, Azeri güreşçi bastırdı ve 1 puan aldı. 3. devre 30 saniye geride kalırken 1-0 öne geçiyor. Şimdi sarma vurdu. Bakın oradan bohçalayacak. Hayır, vazgeçti. İranlı güreşçinin bir hata vardı. Binler dışına taşımaya çalıştı rakibini. Evet, 1 puan alıyor Zeliman Hüseyinov. Binler dışına bastığı için 1 puan veriyor İranlı güreşçiye ve şimdi durum 1-1. 60 kilonun final mücadelesinde 3. devre çok çekişmeli bir maça sahne oluyor. Bakın çekti rakibini, bozdu Azeri Hüseyinov. Tek daldı, buradan bastırırsa puan alacak. Künde pozisyon alıyor İranlı Ahmedi. Bakalım buradan puan çıkacak mı? Evet, karşılıklı oyunlar var. Şimdi bastırdı Azeri güreşçi. Kontrol etti, 1 puan aldı. Künde pozisyon arıyor Azeri Zeliman Hüseyinov. Evet, kilit oyuna yaparken evet.
Evet, şimdi ekranlarınıza yansıyor sevgili seyirciler. Rahmetli Yaşar Doğu'nun kızı. Evet, Reyhan Yüksel. İki bir önde Azeri Güreşir ve bu şekilde bitiyor maç sevgili seyirciler. 60 kilonun planini kırmızı mı öyle izlediniz Azeri Zeliman Hüseyinov. İranlı Narin Ahmedi yeniyor ve altın madalyanın sahibi oluyor. Çok zevkli bir güreşti ve Azeri'nin hakkıydı aslında bu güreş. Ve böyle olmalı, çok memnun. Hak ederek aldı. Çok çalıştı, çok istedi. Çok çalıştı ve teknik olarak da İran'dan daha üstündü. Yılcı bir güreşle maçı kazandı. Evet, ağır çekimde ekranlarınıza yansıyor biraz önceki pozisyonlar. Bakın burada İranlı güreşçinin bir hata vardı. Kontra atak yaptı Azeri Hüseyinov. 63 kilogram kadar yapıyor. 63 kilogram sevabını seremoniyim. Buradan puan çıkaran Azeri güreşçi maçı kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit Beyefendi'yi, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ayhan Beyefendi'yi